Keşke zamanı geri döndürebilseydim. Murat dün evden çıkarken ona gitme derdim. Bütün bunları benden neden sakladığını sorardım. Bana her şeyi anlatsaydı battı Kebro. Her şey tükendi deseydi belki sadece şaşırırdım. Ama ona kızmazdım. Ne düşünüyorum biliyor musun? Acaba Murat'tan önce nasıl bir hayatım vardı? Hiçbir şey hatırlamıyorum. Ondan öncesi yoktu sanki. Ben hatırlayamadığım bir hayatı nasıl yaşarım? Beni nasıl bir başıma bıraktı? Hiç mi düşünmedi Ebru ne yapar diye? Ben şimdi nasıl yaşayacağım Sevim? İstediğin gibi az kızarttım. Oğlum dur yanacaksın. Hayırlı sabahlar. İyi sabahlar teyzemiz. Narin. Kuzum bir lokma yeseydi. Yok abla. Ben kaçtım. Otur oğlum, lokman bitmedi. Ders başlayacak. Başlasın. Geç gitti, kaybın olmaz. Doydum zaten. Hadi Allah zihin açıklığı versin. İyi dersler. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Afiyet olsun. Sağ ol teyzemoğlu. Gel beraber olsun, buyur. Hiç iştahı yok. Bak görüyor musun? Acısı taze tabii. Doydum dedi oğlan Narin. Ne acısı? Olmayan babanın yasını mı tutuyor sandın? Hayattayken seni sevmeyenin ardından üzülmek de neymiş? Baran'a da böyle mi diyorsun Kendal? Ne demek şimdi bu? Baran iyi değil. Onun yanında da böyle konuşuyorsun ki dert etmiş çocuk. Babam beni sevmedi deyip duruyor. Neyse onu diyeyim ben. Demek de hakkım. Babası her yüz çevirdiğinde ben tuttum elinden onun ben. Öldü diye çocuğu doldurup babasının yerine geçemezsin ki. Baran'ı gerçekten düşünüyorsan böyle yapma Kendal. Sağ ol bacım. Anlaştık değil mi Ömer abi? Sana bir çek yazacağım. Gidip tıkır tıkır bankadan paranı alacaksın. Yanın kamyonu göndereyim de yüklet fıstıkları ha? Az oldu ama Kendal. Urfa'da kilosunu 10 lira veriyorlar. Kalbimi kırıyorsun ama. Bugün alır yarın almaz. Biz hep buradayız. Ayrıca Fevziler de ona satmış. Sonra geldi 3 gün ağladı bana. Elekte çok fire vermiş. Al demişler fıstığını. Adamın bahçesinde bütün fıstıklarını boca etmişler ha. Bunu da düşün. Yani ben senin için diyeyim ha. Yoksa bana fıstık çok. Tamam Kendal. Yarın gönder kamyonu. Hay yaşa be. Yarın kamyonu da çeki de gönderirim ha. Haydi bakalım hayırlı uğurlu olsun. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Ya ağzın gözün bir tek dursun ya Bülent. Ayar ettin beni. Abi kredinin 3. taksidi gecikmiş. Banka fabrikaya el koyacağım diyor, sen hala çek diyorsun. Öyle çaresizim ki. Aklıma siz geldiniz. Ben de gelip sizinle görüşmek istedim. Anlıyorum. Çok zor tabii ki. Murat Bey için de çok üzülmüştüm. Teşekkür ederim. Ebru Hanım, size yardımcı olmak isteriz.
insan kaynaklarıyla bir görüşün. Bakalım size nasıl bir iş bulabilecekler. Çok teşekkür ederim. Gir. Pervin Hanım, Ebru Hanım çok yakın bir dostumuzdur. Telefonda söylediğim gibi. Nasıl kullanabiliriz? Bir bakın lütfen. Müsaadenizle toplantı var. Tabii. Ziya Bey ayaküstü biraz bahsetti ama benim size birkaç sorum olacak. Şirket içinde size uygun bir konum bulmak için vasıflarınızı bilmeye ihtiyacım var. Daha önce herhangi bir iş tecrübeniz? Yok. Eğitim durumunuz, lisans, lisansüstü? Ben evlenirken fakülteyi bırakmak zorunda kaldım. Lise mezunusunuz yani. Şirketimizde temizlik ve hizmetli personeli hariç tüm çalışanlarımız lisans eğitimi almıştır. Tabii arada yardım ettiğimiz birkaç torpilli hariç. Ziya Bey çok hayırseverdir sağ olsun. Sizi kastetmiyorum tabii, üzerinize alınmayın lütfen. Evet, peki Ebru Hanım. Ziya Bey size yardım etmek istediğine göre bana ancak hangi birimde çalışmak istediğinizi sormak kalıyor. Buyurun, konumunuzu siz seçin. Ebru Hanım. Hayır, arazi Ebru Hanım'ın üstüne. Ya kendi gelecek devretmek için ya da vekalet verecek. Başka türlü satamayız arazi. Hay Murat, elin kırılsaydı emi. Tuz sen gerdanlık takar gibi toprak ver. Mahmut yıllardır istiyor o araziyi. Kaç para istesek verecek. Oradan gelecek parayla kredinin en az 5 taksidini öderiz. 5 takside ben buranın belini doğrulturum. Peki ne yapacağız? Kadın da zor durumda. Battılar neticede. Ya para isterse? Dereyi geçene kadar ağzına bir parça bal çalacağız. Alt tarafı yarım akıllı sosyetik şehir gülü. Vereyim size. Ne olur beni yanlış anlamayın ama benim bildiğim bu yüzük çok kıymetli. Eşim bunu yurt dışından almıştı. Hanımefendi, bu pırlantalar alırken el yakar da satarken 5 para etmez. Ama yok, ben daha fazla vereni bulurum diyorsanız siz bilirsiniz.